Beni iyi dinle ateş parçası. Bu hayatta dimdik, ayakta durmak istiyorsan... Neydi kuralımız? Güçlü olacaksın. Gücünü merhametle harcamayacaksın. Gardını hiç indirmeyecek. O an gelmişse sana uzanan eli gözünü kırpmadan kıracaksın. Sonu ölüm bile olsa gözünün içine bakıp üzerine yürüyeceksin. Ve bir daha düştüğünde ağlamak yok. Yeniden ayağa kalkmasını bileceksin. Anlaştık mı? Geldik en önemli kuralımıza. Hiç kimseye güvenmeyeceksin. Özellikle de kadınlara. Kadınlar yılandır. En zararsızı annedir. O bile yeri gelir, kendi evladını zehirler. Tamam mı aslan parçası? O zaman işe kendi yarını sarmakla başla. Ve yaralarını hiç kimseye gösterme. Seher. Nasıl baba? Tutturabilmiş miyim kıvamı? Kızım bu aynı annenin yuvalaması olmuş. Onun tarifini kullandım çünkü. İyi ki açısı işi bırakınca senden yardım istemiş Selim. Antep yemeği nasıl yapılır? Görsün bütün İstanbul. İçli köfteye de baksana. En çok uğraştırdı. Ha işte bu. Puf sesi de geldi. Nefis. Kuru dolmadan da yapma. Şu tabakta ne var? Aç bakayım kapağını. Kaldır gözüm görmesin. Baba. Bilerek yaptın değil mi? Evet bilerek yaptım. Ablamın en sevdiği tatlı. Altı sene oldu baba. Ben çok özledim ablamı. Biliyorum sen de. Sus, sus. Yoksa kalbini kıracağım. Baba. Gitme dedim. Eziyet ederler sana dedim. Sana edilen eziyet benim içimi dağlar dedim. Dinlemedi. Gitti.
Gitti Kırımlıların batağına saplandı. Onlara gelin oldu. Babasını çiğniye çiğniye. Bütün bunları bile bile niye içimi yakıyorsun be kızım? Hiç mi acımıyorsun babana? Ne desen haklısın baba. Ben de çok kızdım ablamın gidişine. Benim de içim parçalandı. Ama... Ama ne Seher? Ama ne? Ama sen demez misin ömür kısa diye? Bu kadar küslük etmez mi artık baba? Doğru. Ömür kısa. Yaradan'a can borcumuz var. Vakti saati gelince emanet sahibine teslim edilir. Ha, o gün gelince söylersin. Hakkım helaldir bir baba olarak. Ama o kadar. Hiç mi özlemedin? Hiç mi göresin gelmiyor? Torunun, o günahsız kuzunun suçu ne baba? Kızsan da, söylensen de ablamın seni ne kadar sevdiğini biliyorsun. Hem oğluna da senin adını koymuş. Yusuf. Yusuf, hadi aç ağzını. Bak sonra oyun oynayacağız. Annem yedi çıktı. Ama annen ilaçlarını aldı. Uyuyor mu yine? Gidip bakayım belki uyumuyordur. Yusufcuğum lütfen. Hadi aç ağzını. Bak yemezsen Yaman amcan çok kızacak bana. Çorban öylece duruyor mu yengesinin bir tanesi? Ne yaptıysam yediremiyorum İkbal Hanım. Annesine soruyor. Tüh, hay Allah. Bırak, bırak Selma, zorlamayalım. Acıkınca kendi ister zaten. Değil mi benim güzel yüzüm? Müsaadenizle ben şunu bir temizleyeyim İkbal Hanım. Bugün çorbamı sen mi içecektin? Canım ne oldu? Kalkayım. İçireceğim. Thank you.
Alo. Ne? Neredesin? Çık ortaya, neredesin dedim. Mahvettin hayatımı. Nasıl yaparsın bunu bana? Çık dedim. Soygir Aylar, ihaleden çekiliyormuş Yaman. Sürece senin de dahil olduğunu anlayınca... Bugün gelecek olan malları sen kontrol edersin dedim. Geçen seferki gibi sorun çıksın istemiyorum. Önemli bir şey mi? Ne kazası? Hangi hastane? Alo? Evet, burası. Buyurun. Ben kardeşiyim. Gözler kırmızı. Ben hastaneye gelmiştim. Yaman. 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 Çok kötü oldu. Çok kötü oldu. Huzurumuz bozuldu. Tamam abi. Tamam. Sakin ol. Nasıl oldu olay? Trabzanlardan düştü. Düşmüş yani, ben görmedim. Adalet bulmuş yerde, öylece yatıyormuş. Kulağından da kan geliyormuş. Son günlerde üçer beşer alıyordu zaten sakinleştiricileri. Ruh gibi geziyordu. Dengesini kaybetti herhalde. Dengesini kaybetti herhalde. Görür görmez hemen ambulansı çağırdım. Aha, çağırdı. Ambulansı da çağırdı. Yusuf, gördü mü? Yok, onun hiçbir şeyden haberi yok. Şey olurken odasındaymış Allah'tan. Allah'tan. Kevser kırımı demiştiniz değil mi? Evet, evet. Hasta ameliyatı alınmak üzere. Kaçıncı kat? -1. Abla! Abla! Ablacığım! Seher. Abla yorma kendini. Bak ben buradayım. Babam. Abla yorma kendini. Haklıydı Seher. Abla. Şimdi bunları konuşmayalım, sonra konuşuruz olur mu? Abla kardeş el ele çıkarız babamın karşısına. Yusuf'u da alırız hep yanımıza. Üçümüzü birden karşısında görünce bana... Seher. Söyle abla. Yusuf.
Yusuf sana emanet. O konakta. Onları bırakma yavrum. Abla! Abla! Müsaade edin lütfen. Müsaade edin. Abla! Abla ne olur bir şey yapalım. Elimizden geleni yaptık ama maalesef kurtaramadık. Başınız sağ olsun. Thank you.
Başınız sağ olsun. Dostlarım sağ olsun. Çok yazık oldu. Kaç yaşındaydı çocuğu? 5'ine yeni girecek. Bu yaşta hem annesiz hem babasız kaldı. Haberi var mı? Söylediniz mi? Yok. Böyle bir şey bu yaştaki çocuğa nasıl söylenir ki? Başınız sağ olsun. Keşke yaşarken görebilseydi sizi. Ne diyebilirim ki? Hepimizin başı sağ olsun. Güzel kızım benim. Perişan ettin kendini. Hadi artık toparla kendini. Bak babanı da düşün. Zaten hasta adamcağız. Kevser'im mi? Ya ben seni affettim kızım. Sen de beni affettin. Sen de babanı affet. Ben ne yaptıysam senin iyiliğin için yaptım. Senin mutluluğun için yaptım kızım. Kevser'im. Başınız sağ olsun Yaman Bey. Sağ olun. Mezarlıkta sorun çıkmadı ya. Çıkmadı. Her şey kontrolümüz altındaydı. Öyle de olmalı. Senin de gelmen iyi olurdu ama mezarlıklar konusundaki hassasiyet. Başınız sağ olsun Yaman Bey. Allah sabırlar versin. Yusuf'u? Önce Yalçın abi, şimdi annesi. Annesiz kalan tek çocuk Yusuf değil. Abimin emaneti o bana. Ziya abim nerede? Arkada bitkileriyle uğraşıyor. Cenaze yüzünden işte biliyorsun. Siz konuklarla ilgilenin.
Kaçıncı posta ya? Nezle. Kalabalık diye dedim teyze. Vallahi ayak tabanlarım şişti. Niye geldiler ki? Kim onlar? Baba, amcanın iş arkadaşları Küçük Bey. Toplantı için gelmişler. Annem niye hala gelmedi aslandan? Hemen cicik gelirdi. Hiç bu kadar kalmazdı. Yusuf'cum, bak balda sütün hazır. Tarçınlı kurabiye de var. Gel odamızda içelim. Kevser abla zaten ölü gibiydi. Ama bak Küçük Bey yine de... Neslihan, yani? Allahümme sabirin. Allahümme sabirin. Ah Cenger Bey ya. Geleydi memleketten, senin hakkından o gelirdi anca. Of teyze ya. Yeğenim miyim, düşmanım mıyım anlamıyorum ki. Konuşmak bile yasak şu evde. Konuşma o zaman Neslihan. Konuşma, konuşma. Gidiyorlar. 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 Abi. Ama. İyi misin? Neden buradasın? Gidiyorlar Eman. Halde sen de tutamıyorsun ki. Habire bırakıp gidiyorlar. Güvenmiyor musun bana abi? Niye gidiyorlar Yaman? Gitsinler. Ben varım yanında. Herkes gitse de ben gitmem. Gitmesinler. Hiç kimse gitmesin. Huzurumuz bozulmasın. Artık dursun böyle, yetmedi mi Yaman? Ama Yaman gitmez. Yaman abisini bırakmaz. Yaman burada. Herkes gitse de o gitmez. Yeter artık Yusuf Bey. Harap ettin kendini. Sana da yazıktır. Hiç bilmiyorum. Birliği düzeni yerinde miydi? Bir derdi tasası var mıydı? Ne yedi? Ne içti? Nasıl yaşadı? Nasıl öldü? Sebebi ol. Ben. Baba, bu kadar yüklenme kendine Yusuf Bey. Bak zaten hastasın. Baba, deme böyle şeyler ne olur. Yusuf. Ay,
Allah bağışlasın. Aynı sana benziyor. Ablam Yusuf'u bana emanet etti baba. Yusuf sana emanet dedi. Kuzum kuzusu. Onu orada bırakamayız. Kırımlar vermez o çocuğu kızım. Vermezler. Alacağım baba. Ablamın emaneti Yusuf bana. Bırakmam orada. Amca bak gemimi annem yaptı. İlaç kağıdından. Senin kadar büyük olunca ben de annemi gibi yapacağım. Ama böyle değil. Kocaman gemilerden. Bazen işler istediğimiz gibi gitmez ateş parçası. Emin? Ağlama sakın. Artık olmayan giden şeylerin ardından sadece zayıf insanları ağlar. Peki biz ne yaparız? Ağlamayız. Onlar baban gibi mi giderler? Yani hep. Abim yok ama ben varım. Senin yerin her zaman benim yanım. Benim annem de var. Benim yerim onun da yanı. Değil mi? Geç oldu. Yat artık. Bırakma yavrumu. Canım abla. Yusuf'u konakta bırakmayacağım. Thank you.
Oğlum saçmalama. Yaman Bey'i bunun için mi rahatsız edeceğim? Adam İzmit'te, toplantıda. Toplantıyı mı böleyim? Buyurun hanımefendi. Kime bakmıştınız? Merhaba. Ben Yusuf'u görmek için geldim. Açabilir misiniz kapıyı? Yaman Bey'in kesin talimatı var. Küçük Bey'i kimseyle görüştüremiyoruz. Ama ben teyzesiyim. Söylediğim gibi hanımefendi. Mümkün değil. İkbal Hanım. Merhaba Seher ben. Yusuf'un teyzesi, beni hatırladınız mı? Hatırladım canım. Bir sorun mu var? Ben Yusuf'u görmek istiyordum ama güvenlik. Anladım. Teşekkür ederim. Gidelim. Buyurun. Hanımefendi Küçük Bey için gelmiş. Teyzesi. Öyle mi? İkbal Hanım'ın haberi var. Buyurun. Yusuf odasında. Siz şöyle salona geçin. Ben getiriyorum. Annem. Merhaba. Ben kimim biliyor musun? Teyze. Evet canım. Senin teyzen. Kocaman olmuşsun teyzesinin bir tanesi.
Annem seni görünce çok sevinecek. Hep gelmeni bekliyordu. Ama hastanede şimdi. Dedem nerede? O yok mu? Ben tek geldim. Onu da görmek ister misin? Dedeni. Montunu getirir misiniz rica etsem? Olmaz. Yusuf'u dışarı çıkartamazsınız. Ama... Bu mümkün değil. Yaman Bey'in izni olmadan evden çıkamaz. Hele de bir yabancıyla. Ama ben yabancı değilim. Söyledim size, teyzesiyim. Yusuf, konaktan çıkması mümkün değil. Lütfen beni zor durumda bırakmayın. Ama Yaman Bey'in de İkbal Hanım'ın da haberi var. İkbal Hanım'ın misafirimizden haberi var ama. Hatta Yaman Bey de burada olacaktı. Ama çok önemli bir toplantısının olduğunu söyledi, İzmit'te. Evet, öyle de. Tamam, o zaman şöyle yapalım. Siz Yaman Bey'i arayıp konuşun. İkinci kez izin alın. Bizim için bir problem yok. 5-10 dakika geç çıkmış oluruz, o kadar. Hatta durun. Ben arayayım. Toplantısının bölünmesinde bir sorun olmaz herhalde. Sonuçta konu Yusuf'la ilgili. Alın, hatta bizzat kendiniz konuşun. İzin verip vermediğini öğrenin. Tamam, tamam, aramanıza gerek yok. Boş yere meşgul etmeyelim. Madem izin vermiş, ben montunu getireyim. Canım benim, deden seni görünce çok sevinecek. Gir bakalım. Ayakkabılarımızı çıkaralım, gel. Tun. Dur teyzeciğim. Baba. Baba, ben geldim. Ben ablana, kabristana gidiyorum kızım. Merakta kalma. Dede evde yokmuş canım. Ona da tam sürpriz olacak yani. Seni görünce çok sevinecek. Hadi içeri geçelim. Burası senin de evin. Benim mi evim? Evet, senin de. Biz dedenle bu evde yaşıyoruz. Annen de bu. Sizin eve göre biraz küçük değil mi? Ama çok güzel. Aç mısın teyzeciğim? Ne hazırlayayım sana? Biliyorum ben bunu. Anlamadım. Neyi biliyorsun bir tane? Neden size bu sorunun üstünde kesen kızartılmış? Ellerim yanmasın diye de benimkileri hep kendi soyardı. Sen nereden biliyorsun bunları? Annem az hastaysa onunla uyuyorum ben. O da hep buraya anlatıyor. Burası masal evi. Dünyanın en iyi aşçısı sen misin? Çok güzel yapar mısın şeyi? Limonlu kurabiye. Sen o kurabiyeler gibi kokar mısın? Bir de şey diyor,
Ben de öyle kokuyormuşum. Kokla bak. Aynı değil mi? Değil. Sen çok daha güzel kokuyorsun. Bir tane. Sen de annem gibi kokuyorsun. Kahveniz Ziya Bey. Ziya Bey. Ha. Kahveniz. Ne? Kahveniz diyorum. Kahve. Neşe Hanım. Yaman. Sen mi geldin? Evet abi. Neslihan bana şeyi getirmiş de. Şeyi... Ya Neslihan sen bana neyi getirdiydin? Kahvenizi. Kahveyi. Yengem yok mu? İkbal Hanım dışarı çıktı. Birkaç saat oluyor. Oluyor birkaç saat, oluyor. Yusuf nerede? Uyuyor mu? O da çıktı Yaman Bey. Yengem bana haber vermeden mi çıkardı Yusuf'u? Ne? İkbal Yusuf'u dışarı mı çıkardı? Yok. İkbal dışarı tek başına çıktı. Yusuf teyzesiyle çıktı. Yani Yusuf dışarı teyzesiyle gitti. Değil mi Neslihan? Anlamadım. Sizin haberiniz var diye. Bitirdin mi bakalım kura? Seher. Bulamadılar mı adresi hala? Hala. Ne yaptınız? Ne oldu adres? Yaman, konağa girdim sesini duydum. Kötü bir şey mi var? Neredeydin yenge? Vakıf toplantısı vardı. Hayırdır? Teyzesi Yusuf'u götürmüş.
Senin de haberin varmış. Öyle mi? Yusuf'u mu almış? Nasıl? Ben sadece eve girmesine müsaade ettim. Ablasını yeni kaybetmiş sonuçta. Yeğenimi görmek istiyorum deyince... Hay Allah. Çok özür dilerim Yaman. Ben o kızın böyle bir şeye cesaret edebileceğini hiç düşünemedim. Teyzesi sonuçta. Yusuf'a zarar vermez. Vermez değil mi? Yaman, adresi bulmuşlar. Baba. Torunum. Kuzumun kuzusu. Babacığım, al hadi. İçsem ne olur? İçmesem ne olur Seher? Kızım gitmiş benim, kızım. Baba, deme böyle şeyler. Beni düşün, Yusuf'u düşün. Tıpkı annesine benziyor. Kırımlar bu çocuğu sana nasıl verdi? Yusuf benim öz yeğenim baba. Yeri bizim yanımız. Kırımlılar da dahil buna kimse karışamaz. Torunumu onlara bırakmayalım. Annesinin emaneti o bize. İyi.
Rahat mıdır ki bu çocuk burada? Sırtı falan ağırmasın böyle. Bu gece benim yatakta yatsın, olur mu? Sen nasıl istersen babacığım. Yarın maaşım hesaba da yatıyor nasıl olsa. Gidip alışveriş yapalım. Neye ihtiyacı varsa, ne istiyorsa alalım. Yoğurt, süt, meyve falan var mı evde kızım? Sütümüz, yoğurdumuz var. Ama meyve kalmadı galiba. Ben gider alırım. Aa, yok, yok. Olur mu bu saatte? Ben gider alırım. İsmail kapamamıştır henüz. Mandalina alırım. Portakal alırım. Varsa muz da alırım ben torunuma. Ben hemen bir gidip geleyim. Benim gibi önce kenarlarını yemiş. Her şeyi benim gibi. Şaşırması bile her şeyi. Biricik ablam benim. Canım ablam. Emanetin artık hep benimle. Ne oldu? Söyle ateş parçası. Teyzem tıpkan en büyük okuyordu. Bir önceki krizde söylemiştim.
durumun ne kadar ciddi olduğunu. Tabii elimizden geleni yaptık ama bu aşamada her şeye hazırlıklı olmak lazım. İnsan bir çocuğa sahip çıkamadınız. Tek başına bir kız. Tek bir kız. Bu evden alıp çıktı Yusuf'u. Sen! Sorumlusu olduğun çocuğu kendi elinle teslim ettin. Kendi elinle. Şimdi hemen defolup gidiyorsun. Bir daha Yusuf benden habersiz bahçeye bile çıkmayacak. Anlaşıldı mı? Gözünüzü bir dakika üstünden ayırmayacaksınız. Yoksa ayaklarıma kapanıp sizi öldürmem için yalvarırsınız. Yaman'cığım, bence herkes durumun hassasiyetini anladı. Yenge. Üzerimde hakkım büyük. Ama sakın. Sakın bu hakkı Yusuf'la sınama. Hadi git dinlen biraz. Ben buradayım. Hadi git dinlen. Çok yorgunsun. Merak etme, gözün arkada kalmasın. Yusuf amcanın çok hakkı var üstünde. Hiç değilse bu kadarını yapayım. Hadi. Hay Allah. Bir peçete alıp hemen geliyorum. Sen emanet ol bize. Bırakmayacağım Yusuf'umuzu onlara. Karayağız 3 gemisi Singapur'dan yola çıktı ama. Elektronik malların iyi olduğunu söylediler ama bakacağız tabii. Ha, limandaki geminin de arızası giderilmiş. O da yarın Malta'ya yola çıkacak.
Ben vakit bulabilirsem gece bir limana geçeyim diyorum. Ne olur ne olmaz. Gümrükten kontrol için falan gelen olursa bir aksilik yaşamayalım. Hanımefendi giremezsiniz. Çek elini be! Hanımefendi ya. Sorun çıkarmayın lütfen, giremezsiniz. Ya bırak diyorum beni, çekin elinizi, çekin! Hanımefendi zorluk çıkarmayın lütfen. Lütfen bırakır mısınız? Konuşmam gerek. Yusuf. Yusuf benim de yeğenim. Evimi bastın, kapımı kırdın. Gücüm yetmedi sana. Yetmez de biliyorum. Ama yapamam. Yusuf'u bırakamam. Sen amcasıysan, ben de teyzesiyim. Anlamıyor musun? Bana da ihtiyacı var Yusuf'un. Sana diyorum. Lütfen beni dinle. Azıcık insafın varsa eğer. Dinlemek zorundasın. Bir Yusuf. Bir de babam var şu hayatta. Biri hastanede. Diğeri de senin elinde. Ama çok uzun sürmeyecek. Yusuf bana emanet. Er ya da geç, alacağım onu.
Sen şimdi hala yaşıyorsun ya. O canını sana emanet bıraktım Say. Eğer bir daha Yusuf'a yaklaşırsan... kalbini ellerimle söküp alırım o emaneti. Adalet, yavaş yavaş rahmetlinin bütün özel eşyalarını, kıyafetlerini topluyorum, olur mu? Peki, küçük bey sorarsa ne olacak? Sorar tabii, sormaz mı? Yaman ben konuşacağım dedi. Bugün yarın öğrenir herhalde. Buraya her geldiğinde, bu odaya her girdiğinde bilmiyorum. Bak, buranın böyle kalması onun için daha zor. Şu yatağı boş görmek beni bile ne kadar sarstı, baksana. Peki, giysilerini toplayıp ihtiyaç sahiplerine ulaştır. Özenle toplayın ama eşyaları, olur mu? Bütün eşyalarını yıkayın, ütüleyin, katlayın rahmetlinin. Çiçek gibi gitsinler yeni sahiplerine. Ben Neslihan'la planıp geleyim o zaman. Ha, Adalet. Buyurun. Bir şey daha var. Zaten konuştuk ama sen yine de tembih et bütün çalışanları. Yusuf'un yanında sakın annesinin öldüğünü ağızlarından kaçırmasınlar, sakın. Olur. Uyarırım İbrahim. Önce ben konuşacağım demedin mi Yusuf'la? Neresi anlaşılmadı bunun? Yaman odadaymış, fark edemedik. Yani fark etsek söyler miydik hiç? Üzer miydik Yusuf'u? Hayır, sen söyle desen de söyleyemezdim ki ben. Bunun mazereti yok yenge. Sabah derdir susmadı yavrucak. O kadar konuştum duymadı bile. Huzuru bozuldu çünkü çocukcağız. Anne.
Kalk Yusuf. Ben ne yapacağımı bilmiyorum. Öyle vahşi, öyle zalim bir adam ki amcası. Alamadım yeğenimi. Yusuf. Ablamın emaneti bana. Daha 5 yaşında minicik. O vahşi görmeme bile izin vermedi yeğenimi. Ne demek görüştürmüyor? Öyle bir hakkı yok. Siz amcasının ismini verin. Hemen bir velayet davası açalım. Yaman Kırım. Kusura bakmayın ama ben bu davayı alamam. Nasıl yani? Anlamadım. Size de tavsiyem bu işin peşini bırakın bence. Yaman Kırım. Ne siz baş edebilirsiniz ne de ben. Ne demek gücümüz yetmez? Ali Kıran baş kesen mi bu adam? Yusuf kalk hadi. Bir doktor mu çağırsak acaba Yaman Bey? Annesi gitmiş bir çocuğa doktor ne yapabilir? Yedirin hadi yemeğini. Yusuf. Hadi Yusuf. Hadi. Gel bak çok güzel. Aç ağzını. Gel canım. Aç ağzını hadi. Hadi Yusufcuğum. Aç küçük bey. Aç. Yusuf. Aç ağzını hadi. Hadi Yusufcuğum.
Aç ağzını Yusuf. Aç. Küçük Bey. Yusuf Bey'e. İki günde gelmeyen şey kalmadı başına. Torunu için öyle heyecanlıydı ki Nadir anne. Yusuf'un yaşına indi bir anda. O da çocuklaştı. Vahşi. Kapıyı pencereye kırıp aldı ama Yusuf'u. Denedim Nadir anne. Allah biliyor ya, denedim. Ama başaramadım. Kaç avukat dolaştım. Hiçbiri yanaşmadı dava açmaya. Herkes öyle korkuyor ki ondan. İnsan değil. Var sanki adam. Şimdi babam uyandığında Yusuf'u soracak. Ben nasıl onu bizden aldılar derim. Nasıl bakarım babamın gözlerine? Ateş parçası. Sen erkeksin. Böyle yatağa girip ağlamak olmaz. Neydi kurallarımız? Konuşmuştuk hani. Hatırlıyor musun? Say bakalım. Korkmayacaksın. Güçlü olacaksın. Güvenmeyeceksin. Ağlamayacaksın. Aferin. Sen de böyle olacaksın işte. Korkmayacak, ağlamayacaksın. Anlaştık mı? Anlaştık mı? Adalet. Gel küçük bey. Hadi gel. Hallederiz. Zarar yok ki. Gel hallederiz.
Yaman, şu teyze sana velayet davası açmak için avukat avukat dolaşıyormuş. Çok kısa lütfen. Hastamızı fazla üzmeyelim, yormayalım. Tamam. Şükürler olsun kendine geldin. Çok korkuttun beni. Söyle babam. Yusuf'u ablanın emanetini bırakma kızım. Torunumu getir bana. Yusuf'umuzu verme onlar. Yusuf'umuzu onlara bırakmayacağım. Yaptıkların yetmedi mi? Ya bırak beni.
Ya imdat! İmdat! Nereye götürüyorsun beni? Suhal'cığım, hemen gelmen lazım diyorum sana. Artık tam zamanı diyorum, niye anlamıyorsun? Abla vazgeçsen artık bu sevdadan. Adam ilgilenmiyor işte benimle. Aptal olma. Şartlar değişti diyorum sana. Çocuğun annesi geberdi gitti. Yusuf kaldı ortada Yusuf. Yaman'ın kıymetlisi. Yumuşak karnı. Hem ben seni niye okuttum Londralarda ha? Geri zekalı eniştene boşuna mı katlanıyorum hala? Kevser geldi, benim veremediğimi verdi onlara. O piçi. Sen Yaman'ın karısı olacaksın. Bu imparatorluğu, bu serveti kontrol etmenin başka çaresi yok. Hemen toplanıp geliyorsun Zuhal. İşte o kadar. Durdur diyorum şu arabayı. Sana şu arabayı durdur diyorum. Sen nereye götürüyorsun beni ha? Öldürecek misin? Ne yapacaksın? Ne yaparsam yap yeğenimi sana bırakmayacağım. Ya sana diyorum sana! Cevap vermeyecek misin? Duymuyor musun beni? Nereye götürüyorsun?